İyi akşamlar. Unique Setting stüdyolarından Radyo Türk'ümü dinliyorsunuz. Yeni rakıyla Hayata Yeniden Bakış programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok keyifli bir programımız var. İki tane konuğumuz var. Sevgili Serdar İlhan ve Mehmet Dede. Sanat konuşacağız, kültür konuşacağız. Onların İstanbul Live programı hazırlıkları var. Onları konuşacağız. Tabii. Biraz senden dinleyebilir miyiz Serdar'cığım? Senin müzikle ilişkin, Türk toplumuyla ilgili çalışmaların ve bu konserler nasıl başladı, nasıl gelişti? Kısaca şöyle bir toparlayabilir miyiz? Sana bu program yetmeyecek şimdi. Valla aslında pek sınırımız yok. Amerika'da herkes prime time belki dinliyor bizi. İstanbul büyük ihtimalle çoğu uyuyor. Türkiye'de öyle. Vaktimiz var, sorun yok. Ama kayıttan tabii dinleyebilirler. Evet. Böyle kısaca anlatayım. İlk proje 1994'teydi. 89'da geldim ben Amerika'ya. 94'te Atilla Engin'in Türkuaz diye bir grubuyla yaptık ilk projeyi. Ondan sonra onu birkaç yıl sonra Nazım Hikmet'in İnsanlarımı oynamıştı Genco Erkal. Onunla asıl en kalabalığı diyebileceğim yaptığımız onunla başladı ve bu zamanlara geldi. Bu yolculukta ilk başlarda hep tiyatroya da Türkiye'den gruplar şeklindeydi. Daha çok böyle Türklere yönelik projelerdi. Fakat yolun yarısında bu biraz daha değişti. Daha çok böyle Amerikalıların da ilgileneceği projelere dönüştü. Bu yolun işte ikilik bölümünde Mehmet'le beraber işte Cipsi Festivali derken işte beraber yaptığımız Maya Meyhane çalışmaları, peşinden biliyorsunuz drone var ve İstanbul Live'a kadar yaklaşık bir 50'ye yakın büyük konser var. Yani bu tahminime göre. Pardon, tarihi kaçırdım. Bir 10 senelik bir yok, aralıktan 17, bahsediyoruz. Daha fazla galiba 17 değil mi? Senelik 17 senelik süre var. Ama en çok herhalde son 10 senesi yok. Evet. Yani bunun içinde böyle birkaç festival var. İşte Lincoln Center, Jazz Made in Turkey Festivali var. Ondan sonra Farandöre. Ya Zülfü Livaneli varan Farandöre Barış Şarkıları konseri var, büyüklerinden biri bu. Turneler 8 var. Tane New York Cipsi Festivali var, 8.'si olacak. 4 tane İstanbul Live var. Turneler var. Turneler çok var, evet. Yani sen devam et Mehmet. Yani Balkan müziği ki galiba drum da Cipsi Festivali de sanki biraz hani içinde bütün Balkan kültürünü taşıyor, Balkan müziğinin dokusuyla yoğrulmuş. Tabii de yani sizin biraz yönlenmeniz o yönde oldu gibi tabii. Sanki. Balkan kültürüyle bir başka ortak noktamız ne var? Ben çok iyi biliyorum, sen söyle. Ne var? Rakımız. Rakı, evet. Yeni rakı. Bu da çok enteresan. Yeni şişeleri. Bu arada Yeni Rakı USA sponsorumuz bize şu bilgiyi verdi. Bundan bir hafta sonra bütün New York'tan başlayarak Amerika'da bu yeni ambalajı ve paketlemesi ki çok ilgi gördü ve beğenildi bu. Bir hafta sonra herkes artık bu yeni ambalajlamaya ulaşabilecek. Şöyle göstereyim ben de kameraya. Bilmiyorum gözüküyor mu? Çok farklı, keyifli, renkli bir ambalaj. Yeni rakı ürünlerini almak isteyenler ürünler konusunda, yan ürünler konusunda Tulumba.com'a girebilirler. Rakı ve doluca şarapları almak için de citywinesaver.com'dan ulaşabilirler. Ya da drum'a gelip biz de yeni rakı içebilirler. Süper, süper. Drum'un da adresini verelim. 85 Avenue A, New York. Drum çok sivri işte. 6'da 7. stikler arasında. 5 ile 6 arası. Evet, çok keyifli bir mekan. Yeni rakı içmek de çok uygun bir mekan. Drum konserler oldu benim bildiğim kadarıyla. Mekanlarla çalıştınız ama şimdi kendinize ait bir mekan da var. Sanki biraz evinizi buldunuz, müziğinizi tam biraz zaten, tanımlar gibisiniz. Zaten bu yapılan işlerin sonucu mekan ortaya çıktı. Benim ilk St. Mark's Cafe diye bir yerim vardı. Orada başladı evet. İlk şey, tecrübe. Sonra Maya Meyhane oldu. 2007'de Drum kuruldu ama bir süre sonra ben bıraktım orayı. Sonra Ekmel, herkes tanıyor, Ekmel Anday'la beraber ortak geri aldınız. O günden beri işletmeciliğini yapıyoruz. Mehmet bütün bookintilerini yapıyor. İşte ben yönetimini yapıyorum. Altımızda yaklaşık 30 kişilik kadro var. Evet. Wow.
İnanılmaz toplamda bir yemeğe gittik yılbaşında 33 kişiymişiz. Yani fark ettim. Hesabı öderken bir gözük doğru bir şey oldunuz. Tabii ekip işi her şey. Ama dram gerçekten şimdi New York müzik endüstrisi, siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Çok kalabalık, çok geniş. Herkesin kendi niche'ini bulması gereken. Yani bir yandan da o kalabalığın içinde karakterini bulması gerekiyor herkesin. Siz sanki biraz Gypsy müziğiyle Balkan müziği ağırlıklı ama yine dünya müzikleri. Orada çok güzel bir kimlik bulma, o tür geniş çaplı müzikle buluşmanız gibi oldu sanırım dram. Bir adres oldu artık. Tabii tabii. Bu arada biz bu güzel Balkan müziklerinden ve Balkan kültüründen bahsederken Yeni Rakı'dan bahsettik. Şimdi ben size kişisel olarak teker teker soracağım. Rakı içiyorsunuzdur eminim belli zamanlarda. Rakı'nın yanında en çok sevdiğiniz meze nedir? Ve onu yapmasını biliyor musunuz? Ben rakıyı genelde sek içiyorum. Yani sek derken hani yemekle değil de öyle bir barda yıllardır öyle alıştım içiyorum ama... Enteresan. Hani bir meze tercih edersem rakıda herhalde beyaz peynir kavun. Anladım. Onları da yapmayı bilmiyorum. Kesiyorum onu. Sen Mehmet? Ben de herhalde beyaz peynir. Kesinlikle. Ben plakiyi çok severim. Annem çok güzel plaki yapar. Ben de yapmaya çalışırım. Onu ek olarak ekleyebilirim. Harika. İşte gördüğünüz üzere sevgili dinleyiciler, minicik minicik özel tiyolar alıyoruz. Yeni Rakı'nın mezeleri hakkında. Ben sana hiç sormadım Cüneyt. Sen ne seversin Rakı'nın yanında? Benim değişmez rakı mezesi benim için sohbet. Yani birazcık belki farklı bir yaklaşım olacak ama ben ona inanıyorum. Yani kavun, beyaz peynir, karpuz birçok şey olabilir ama olmazsa olmazı rakının bence sohbet. We're going to do this part a little bit in English. Welcome Mehmet Dede and welcome Serdar İlhan. And these are the two entertainer entrepreneurs who owns Serdar İlhan owns Drum and runs it, and also Mehmet Dede does the bookings for the shows. So I just want to know a little bit about Drum and how you guys put your shows together. How long does it take to put one show? And I know that you do a lot of different kind of musical shows, including jazz, including some soul music as well. I mean, there's a lot of different variety of music. So I just want to reach out and then introduce you to our American listeners, so then they get to know you and they get to come to Drum and see you guys. Yeah, inshallah, as we would say in Turkish. Drum is a 300 capacity live musical that's located in the Lower East Side, East Village section of downtown Manhattan. We do a variety of bookings, and we're pretty much open every day, except for some Mondays. But we could, you know, do anything from like a Broadway mini show to a singer-songwriter from jazz to Turkish, Greek, Brazilian music. We have some nights that's dedicated to new talents, rhythm and blues, new soul. Mm-hmm. We have some late night electronic DJ sets, some drum and bass events, some sit-down flamenco shows. We can scale the room according to what the needs of the performer is. But primarily we are sort of like a discovery channel for people who would like to be introduced to new types of music from all around the world. That's absolutely amazing. And you have a resident group as well, New York Gypsy All Stars, right? Yes. And these guys are from different types of the world. They're not all Turkish. There's, I think, one Turkish performer in there. It's a five-piece band, and right. Two of them are Turkish. One is Macedonia, yeah. One is Greek, and one is American. So it's sort of like the UN of the eclectic funk. I like his catchy phrases. You know, I love it, absolutely. UN of music. What was the one before? Discovery Channel? Yeah, Discovery Channel, yeah. Well, what do, if you do what I do, which is pretty much, you know, marketing and you know, promotions. You come up with those. They come naturally. Okay.
And this is a program with Yenireka, and Drum serves Yenireka at their place. And how do you introduce Reka to people who doesn't know about it most of the time? Like if someone comes to you and says, "Oh, I heard about this Yenireka," you know, do you prepare? Do you help them prepare it, or do you tell them about it? Like, how does it work? I came into Drum. I said, "You know what? It's a establishment that has Raku. I heard about Raku, but I don't know what it is, how to drink it." Yeah, what would you say? It is not on the floor most of the times, but I'm mostly in the floor and upstairs, both sides. I would tell you that whenever I introduce Raku to American customers, even the Turkish beer, believe me, like 70%, you know, they keep trying. Mm-hmm. Once they try it, you can see them, you know, enjoying having a Raku. Mm-hmm. Of course, we're teaching them how to drink. You know, drink, you yeah. should put the Raku first, then the water, then the ice. Mm-hmm. You know, a little bit Raku is with the old, you know, measurements and everything. Mm-hmm. But you know, again, most of them knows already. Yeah. Because now, as if you are living the global. Yeah, I mean, it comes naturally. You know. It's and, like, and for those who don't know, you know, afterwards we give them this t-shirt that says Raku is the answer, I don't know their question. I don't remember the question. Mehmet and his catchphrases. I want that t-shirt. By the way, I think we have a phone. Oh, we have a caller? We have a caller. Sure, let's listen to them. Hello? Hello? Hello, I guess we lost them. We lost contact. Please okay. keep trying. If you want to talk to us, please call again. The number is 347-639-0700. And I would like to thank our guests in English, because we're going to switch to Turkish shortly. And if any of you would like to stop by at Drum, it's 85th Avenue A. And it's spelled as DROM. And it's a wonderful place. And it is full of beautiful programs all Should the time. Give the website address? Sure. Go ahead. DrumNYC.com. DrumNYC.com. Serdar Bey'e dönüyorum. Serdar Bey, sizin çok yakın bir ilişkiniz var sanatçılarımızla. Daha doğrusu Demet Sarıoğlu gelip birkaç kere Drum'da konser verdi yanılmıyorsam. Ege önümüzdeki hafta geliyor konser vermeye. Burak Kut da, sevgili Burak Kut'la ben Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda beraber yer almıştım. Beraber. Ve ondan sonra onun burada bir Fenerbahçe balosunda konseri olmuştu zannedersem. Hangi annesine. Fenerbahçe? En büyük Fenerbahçe'den mi bahsediyoruz? Şimdi benim Galatasaraylı tarafımı kaldırmak için uğraşmayalım. Serdar Bey'e dönüyoruz. Bu arada bugün... Fenerbahçe'yi anlatacağım ben. Valla güzel bir konu. Çok Kaç keyifli kişisin? Oldu playoff sistemi. Hakikaten maçlar... 2-2'yiz Mehmet'le Galatasaray'da. Okay, great. Oh, süper. Tamam, yalnız kalmadım. Teşekkür ederim. 2-2. Valla hakikaten playoff çok keyifli geçiyor. Bugün Beşiktaş'a Fenerbahçe yenildi. Tamamen ne olacağı belli değil. Son maçlara kalacak. 2 maç kaldı zaten. Yani belki de son maça kalacak. İnanılmaz bir şey. Bu 34 haftadan sonra bir playoff sistemi. Ondan sonra hala bu takımlar herhangi bir şekilde matematiksel bir üstünlük sağlayamadılar birbirlerine gibi bir durum oluştu. Kalbim kaldırımı bilemiyorum yani artık. İnanılmaz hakikaten son maça kalıyor yani. Siz takip ediyor musunuz spor? Ne biçim? Evet, beraber seyrediyoruz bazen. Gerçekten mi? Kavga ediyor musunuz? Serdar'ı biliyorum, Fenerbahçeli ve Mehmet'i hiç duymamıştım. Biz geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçını göstermiştik. Evet, Drom'da. Ben de oradaydım. Oradaydım. Uğurlu biz. Evet, bu sene de Cuma günü gösterelim diyoruz. Göstereceğiz şeyde, evet. Drom'da göstereceğiz. Evet. Gerçi biraz erken oluyor, sabah 10'daymış evet, Amerikan saatiyle ama. Olsun. Evet. Siz nasılsa yukarıda ofistesiniz, aşağıdakiler işleri yapar. Aşağıda herhangi bir şey olursa hiç karışmıyorsunuz. Şimdi sorumuza geri dönelim. Demet Sarıoğlu'yla ne zaman bir araya geldiniz? Birkaç kere sizde konser verdi zannediyorum. Değil mi?
Demet Sağaroğlu'nu ben personal olarak tanımıyordum. Yani daha önce kişisel olarak tanımıyordum. Geldiğinde tanıştım. Şey olarak biliyorum tabii ama. İsim olarak, sanatçı olarak tabii yıllardır biliyoruz. Aslında Demet Sağaroğlu'nu ben Ekmel vasıtasıyla tanıdım. Anladım. Ekmel daha... Sevgili Ekmel Anda. Evet, Ekmel Anda'nın arkadaşı, benim ortağımın arkadaşı olarak tanıdım. Tabii dolayısıyla Drone'da böyle... Hatırlamıyorum ama galiba 4 kere falan çıktı. Bir sene içinde uzun kaldı çünkü burada. İstanbul'da çıktı. Sonra İstanbul'da Zülfü Bey'le konuk yaptık. Evet. Hatırlıyorum ya. Evet. O yağmurlu günde. Evet. Dolu dolu yağan yağmurun ardından o konser için herkes bekledi. Evet. Ve kaç, 7000 kişi vardı değil mi zannediyorsunuz? Yok. Var mıydı o kadar? 7000 kişi yoktu. Yani, aslında onun hikayesi çok ilginç. Biz çok şeyler yaşadık orada. İşte sound check, Cüneyt, video Cüneyt, her oradaydım ben de. Bizim sağ kolumuzdur sağ olsun. Yağmur yağdıkça içeri kaçıyoruz, şimşekler çakıyor, sinirimiz bozuluyor. Zülfü Bey otelde galiba iptal olacak diyor. Hayır diyorum, olmayacak, yapacağız falan. En son artık hani nasıl oldu bilmiyorum. Baktım bu şeye, hava durumuna telefondan. 7'de kesilecek gibi gözüküyor. Evet. O sırada Zülfü Bey'e hiç merak etmeyin dedim, konser başladı, yani kesilecek yağmur ve dedim yağmayacak bir daha dedim. Ya bırak Serdar dedi zaten dedi, senin dedi şeyin dedi, anlıyorum dedi, halinden moralim bozuk, bana bozar var bozar inşallah, tamam dedi, artık olursa olur, olmazsa olmaz dedi. Evet, projeler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor, Drum devam ediyor. Bu arada İstanbul Live 4 oldu artık. Çok heyecanlı. Bebekti, 1'di, 2'ydi, biz de hep beraber izliyoruz. Oğlum ve 4 yaşında. Öyle mi? Evet. Aa, süper. 4 yaşında oldu artık. Biraz yürümeye başladı kendi kendine. İstanbul Live 4 ne zaman geliyor? Neler yapılıyor? İstanbul Live Temmuz 28'de Lincoln Center Out of Doors Festivali'nde olacak bu sene. Okay. Summer Stage'den oraya taşıyoruz süreliğini. 3 ayrı program olacak. 3 ayrı grup olacak. Çok yeni bir grup var. Aradik Cihan, İsmail Umanovski ve Tamer Pınarbaşı'nın yeni kurduğu bir trio var, Secret Trio diye. Okay. Onlarla açılacak. Ondan sonra İlhan Erşen'in Wonderland projesi var, Harikalar Diyarı. Okay. Hüsnü Şenlendirici, onu da konuk sanatçı. Onlarla devam edecek ve bu senenin en büyük konuğu da Selda Bağcan. Sevgili Serdar, sevgili Mehmet, en son hayatın neyine yeniden baktınız? Bir şeyleri yenilemek istediniz mi? Biraz deli sularda yüzüyor. Bütün yenilemekten mi bahsediyorsun? yine bak, söylemeyeceğim. Söyleyeyim, bir şey söylemiyorum, yorum yapmıyorum. Serdar, senin var mı? Bizim sürprizlerle dolu her günümüz onun için. Hep yeniden başlıyoruz biz her sabah. Her akşam, o mu arada oluyor, o bizde mi çıkacak oluyor ya da işte... E-mail geliyor, çok yeni bir şey öğreniyor. Çok farklı mesela şeyler var değil mi sizin? Hiç monoton gitmiyor. O yüzden biz hep yeniden başlıyoruz.